edeceğim. Ha, Beypazarlı hanımı. Kendi de Adapazarlı'ydı. O depremden çıktık evlerden. Geldim. Teyze dedi, sen bu gidişte aklını oynatacaksın dedi. Aklını oynatacaksın dedi. Ben sana bir şey öğretsem yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Aman çok korkuyorum. Ondan sonra ipin var mı dedi. Evlere giremiyoruz ki dedim. İp yok dedim. Var ama evlerde dedim. Ben sana bir yapımlık vereyim dedi. Bunu o öğretti bana. Artık böyle ördüm çocuklara hep dağıttım. Hala da dağıtıyorum. Zor olmuyor mu bu yaşta? Oluyor ama vakit geçiyor. Vaktim geçiyor. Ya, vaktim geçiyor. Öyle olmazsa canım sıkılıyor. Her şey böyle kendim... Kendim değil de yani insan varken de öyle sıkılıyor. Onun için yapıyordum. Nasıl beslendin bu zamana kadar? Ne yedin, ne içtin? Ben çok bu yemek yemem. Az yerim, kudret bilir. Az yerim ve temkinli yerim. Öyle şey yapmam yani. Abur cubur şey yapmam. Her bir şeye canımı sıkmam öyle. Ben şunu alayım. Hangi mi alsana? Tamam. Vallahi ne bileyim... Yürümeyi, şimdi tabii yürüyemiyor. Yani 85 yaşına kadar, 90 yaşına kadar pazara dahi gidiyordu. Ne 85? Yeni gidiyordu. Tamam işte 90 dedim hani. Hayatı çok seviyor. Yani hayatı o tutkuyla bağlı. Bence o da çok önemli bir faktör. Sadece yeme içme değil, hayatı da. Seviyor ve tat alıyor. Çok stres de yapmıyor, evet.